vurdum sarı çiçeğe. Annen baban var mıdır? Sordum sarı çiçeğe. Annen baban var mıdır? Çiçek eğdir derviş baba. Annem babam topraktı. Çiçek eğdir derviş baba. Annem babam topraktı. Hak la ilahe var mıdır? Sordum sarı çiçeğe. Evlat kardeş var mıdır? Çiçek eğdir derviş baba. Evlat kardeş yapraktı. Çiçek eğdir derviş baba. Evlat kardeş yapraktı. Hak la ilahe sarı çiçeğe. Sen kimin ümmetisin? Sordum sarı çiçeğe. Sen kimin ümmetisin? Çiçek eğdir derviş baba. Muhammed ümmetim. Çiçek eğdir derviş baba. Muhammed ümmetim. Hak la ilahe sarı çiçeğe. Sen beni bilir misin? Sordum sarı çiçeğe. Sen beni bilir misin? Çiçek eğdir derviş baba. Sen Yunus değil misin? Çiçek eğdir derviş baba. Sen Yunus değil misin? Hak la ilahe efendim. Hak la ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyerek yine bir Bağdı Sabah programına başlıyoruz. TRT Diyanet TV ekranlarında Ahmet Hamdi Akseki Camii'nin altındaki bu güzel sergi salonundan sizlere sesleneceğiz. İnşallah muhabbet edeceğiz. Muhabbetin hakkını vermeye çalışacağız. Çok değerli konuğum, uzun yıllardır özgün çalışmalar ortaya koyan, hem kendisi seslendiren hem diğer sanatçılarla bunları paylaşan çok değerli bir arkadaşımızla, kardeşimizle beraberiz. Umut Mürare ile. Umutcuğum hoş geldin. Hoş bulduk. Sefalar getirdin programımıza. Nasılsın? İyisin biraz. Hamdolsun, teşekkür ederim. Uzun bir yoldan geldin. Evet. Sizleri gördük, daha iyi olduk. Allah razı olsun. Biz de sizi gördük. Gerçekten çok mutlu olduk. Programımıza davet ettik ama hemen yeni bir albüm görüyorum. Evet. Veda, Umut Mürare Veda albümüyle bizlerle beraber. Ama albüm tanıtımı olan bir programımız değil. Umut Mürare'yi şöyle bir kendi ifadelerinden bir tanıyacağız. Evet. Yani Umut Mürare kimdir, nerede doğmuştur, nerede büyümüştür, bugünlere nasıl gelmiştir?
annesi babası kimdir, hocaları kimdir? Bizim programımızın formatı böyle. Evet, önce detaylara giriyoruz yani. Biraz detaylara gireceğiz. Gerçi seni sevenler, dostlar seni çok yakinen tanıyorlar. Televizyondan veya radyolardan, albümlerden. Ama bir de şöyle muhabbet edelim diyorum. Tanımayanlar için. Tabii öyle yapalım. Tabii ki. Sen de başlayalım hadi şöyle. Nerede doğduk, nerede büyüdük? Nerede doğduk? İstanbul'da doğduk 1977 yılında. Aslen Amasyalıyım. Evet. Amasyalıyım deyince şöyle bir tebessüm ettik hemen. Hemşeriyiz. Hemşeriyiz evet, tabii ki. Elhamdülillah. Anne Tokatlı. Üç kardeşiz. İstanbul'da büyüdün. İstanbul'da doğma büyüme. Okul yine eğitim İstanbul'da. Lise sonlarda işte müzik eğitimine başladık. Nerede başladınız? Beylerbeyi Müzik Okulu Piyano Bölümü. 3 yıl orada eğitim aldım. Hmm, maşallah. Ve o eğitimin sonunda da işte biraz önce ifade ettiğiniz gibi aranjörlük, müzik yönetmenliği. Öyle başladı her şey. Dönemi başladı. Ta ki 2004 yılına kadar. 2004 yılında artık etrafımdaki sanatçı dostlarımın, arkadaşlarımın da yoğun baskısı ve biraz da böyle itelemesiyle ya artık şu mutfaktan çık. Ama çünkü seni seni de sahnelerde görelim. Yani ben bir albüm aldığım zaman daha dinlemeden evvel hemen bakarım kimler icra etmişler. Evet. Önce saz neyi kim icra etmiş mesela. Evet. Onlara bakarım. Sonra aranjörü kimdir, müzik yönetmeni Hı-hı. kimdir. Ben seni çünkü albümlerde hep görürdüm. Umut Mürare, Umut Mürare ve bunu açıkça söyleyeyim. Seni yabancı birisi bilirdim. Mürare ya soy ismi. Evet. Makedonyalı falan bilirdim. Vallahi diyorum. Sonra bir gün bir hala da öyle biliyordum. Yani seni dinliyordum ama bir gün bir yerde beraber olduk bir programda. Ben Amasyalıyım demez mi? Tabii sen şaşırdın. Hem de Gönücek'ten evet. değil mi? Hangi köy? Sığırçayır Köyü. Sığırçayır Köyü. Gidip geliyorsun değil mi? Yani akrabalarım birçoğu artık malum göç aldığı için büyük şehirler İstanbul'da. Yani Amasya'ya gitmiyor musun? Amasya'da işte kimse kalmadı doğru düzgün. Akrabalarım birçoğu İstanbul'da. Duyurulur diyelim. Yani evet. Böyle. Peki. Şöyle yapalım. Bizim özellikle yaptığın müzik. Yani kendi müziğini evvela nereye koyduğundan başlayalım. Hı hı. Çünkü sözleri hep yine tevhidi anlatıyor, Allah'ı anlatıyor, hı hı. peygamberi anlatıyor. Özellikle son albümde işte selamı ön plana çıkartmışsın. Hı hı. Belki gençler, çocuklar selamın önemini bu parçayla, okuduğun eserle belki daha iyi anlayacaklar. Kendi müziğini bu ortamda nereye koyuyorsun? Aslında yine çok güzel ifade ettin abi sen de. Özgün müzik diye ben... Özgün, evet. Özgün müzik diye nitelendiriyorum. Çünkü kişiye özgü, hı-hı. yani bana özgü bir müzik yapıyorum. Nasıl yaşıyorsam, neler hissediyorsam, iç alemimde neler varsa onu ben sanatımla ifade etmeye gayret ediyorum ve buna özgün müzik diyorum. Kendine ait yani evet. ama daha önceden çalışmış olduğun kişilerden de esinlendiklerin oldu mu mesela? Şimdi onları biraz sonra paylaşacağız ama yaptığın müziğin bugüne gelmesinde yani bir arka tarafında kimler vardı mesela? En çok dinlediğin, beğendiğin kişiler. Yani şimdi işin en başına döndüğümüzde temelinde aslında Grup Kardelen diye bir grup yatıyor. Hı hı, evet. 90'lı yıllarda onlarla çünkü beraber, yola 4 kişiydiniz değil mi o evet, zamanlar? 4 kişiydik. Daha sonra 3'e indi. Ve o Grup Kardelen'le yaklaşık 5 albüm yaptık. O anlamda o grubun benim müzik hayatımda çok önemli bir yeri var. Müzik hayatımın şekillenmesinde çok büyük bir yeri var ki o dönemlerde benim Beylerbeyi Müzik Okulu piyano bölümüne gitmeme de aslında öncülük eden arkadaşlarımız vardı o grubun içinde. Ama yine o dönemin bilinen isimleri yine müzik hayatımda benim bir hayli önemli yer teşkil eder ki Ömer Karıoğlu'dur, Taner Yüncüoğlu'dur, işte Taner Eşref Siyalar'dır, evet. Hakan Aykutlar'dır vesaire. Ya. Bunlar önemli isimler. Abdülbaki Kömür, Hasan Bitmez abi ya. Yine hakeza öyle. Bunlar önemli isimler. Peki yani hemen bir eser dinleyeceğiz senden ama belki uzun bir cevabı olabilir. Bir giriş yapalım istiyorum. Çünkü bu ülkede belli dönemlerde, şimdi değil elhamdülillah, Hı-hı. Ahmet Hatipoğlu hocamızın klasik işte tasavvuf musikisinin öncülerinden Ahmet Özhanlar, hı hı. Daha birçok isimler bir zor süreç yaşadı. Sizler de yani
Ben o şeyi ayırmıyorum. Dini müzik diyorum ben ona. Hı. Çünkü içerisinde dini motifler varsa, hı-hı, yani sözler dini ise dini müziktir. Ama bunu ayırabilirsin. İşte Umut Mürare gibi okuyanlar, işte, hı-hı, ne bileyim Eşref Ziya, Ömer Karaoğlu. Hı-hı. Yani umudunu yitirdiğin, Umut Mürare, umudunu yitirdiği zamanlar oldu mu? Tam tersine aslında daha çok şevklendiğim, hırslandığım zamanlar oldu. Bu bir bize şey kesinlikle oldu diyorsun. Yani özellikle 90'lı yılların getirmiş olduğu, Türkiye'nin geçtiği bir takım böyle kritik süreçler vardı. O dönemlerde ya işte bıraksak mı artık, yani susmamız mı gerekiyor ya da bizi susturmak istiyorlar, susmamız mı lazım? Tam tersi aslında daha çok şevk verdi bana. Yani geçen hafta Aykut Kuşkaya'yla da konuştuk bunu. İşte Yeşil Pop dendi, Ezgi dendi, evet, işte Özgün. Yeşil Pop aslında ben yani araya girerek söyleyeyim, hı-hı, bilerek çıkartılmış bir isim. Özellikle kasten. 28 Şubat'ta birçok kimse, hı-hı, yaftalandı ki bizim işte muhafazakar kesimin sanatçılarının da biraz böyle yani ötelenmesi adına, hı-hı, ya da yapılan müziğin sekteye uğratılması adına kasıtlı olarak çıkartılmış bir isimdir Yeşil Pop. Hmm. Bir eser dinleyelim senden, ondan sonra devam edelim sohbetimize Umut'cum. Esselamu aleykum. It's not.
Esselamu aleyküm. Umut'cum, the best of greetings, selamun aleyküm, the best of speech. Evet. Şöyle sorayım, niçin İngilizce ikinci kıtası? Bunu soruyorlar, ben hep espriyle karşılık veriyorum. Espriyle karşılık veriyor o zaman. Şimdi işte bilinen isimler var son dönemlerde, işte Mahir Zeyn, Sami Yusuf vesaire. Onlar da Türkçe okuyor. Doğru. Hayır, hayır, onun için demedim zaten. Evet. Daha geniş kitlelere ulaşması açısından çok güzel bir şey bu. Öyle. Gerçekten. Hatta geç kalınmış bir şey. Yani hepimizin yapması lazım ama bizim İngilizcemiz yetmiyor. Estağfurullah. Onlar. Little by little. Ama gerçekten çok güzel olmuş. Yani melodik yapısı olarak da gençlere hitap eden bir müzik. Şöyle baktım albüme. Ziya'nın bir eseri var. Ziya Uğur'un. Buradan selam olsun Ziya'ya da. İnşallah onu da ağırlayacağız burada. Albümün tamamının yani Ziya'nın yapmış olduğu eserin dışındaki. Evet, bir tek Ziya Uğur'un. Evet. Diğerlerinin hepsi söz ve müzikleri sana ait. İki tanesi de Yunus Emre'ye ait sözlerden. Ama besteler hep senin. Besteler benim, senin. Evet. Yani bunları müziğe dökerken neler yapıyorsun? Yani mesela yolda, klibinde görüyorum, işte metroda oturmuşsun, evet, bir şeyler. Gerçekten de öyle oluyor mu? Müzik öyle çıkıyor mu ortaya? Yani bunu hep soruyorlar zaten. Size de soruyorlardır. Abi işte bunun özel bir ortamı, atmosferi var mı? İşte nasıl bir ruh haliyle yazıyorsun falan diye. Hı-hı. Yani işte mumlar yakılsın, işte böyle o ortama bir ortam girilsin. Bir terapi. Böyle bir şey yok. Yani böyle bir şey yok yani. Bir anda. Dediğin gibi abi işte yani otobüste olabiliyor, metrobüste olabiliyor, arabada olabiliyor, hı-hı, yürürken olabiliyor. Yani Mevla gönlüne ne zaman ilham ediyorsa o zaman. Şimdi yine döneceğim geçen haftaya. Aykut Kuşkaya da şöyle söylemişti. Kaldırımda yürürken bir yağmurlu havaydı, gece vaktiydi dedi. Öyle besteledim. Mesela dedi. Biraz ama önce okuduğumuz Selam Aleyküm eserinin de bir hikayesi vardır. Çıkış noktası da vardır. Çok güzeldir. Benim hayatımda özel bir yere yani sahip şu anda bu eser. Geçtiğimiz Mart ayında işte o kutsal toprakları tekrar görme Allah tekrar nasip etsin inşallah, fırsatını yakaladık. Oturmuşuz, Kabe'nin avlusundayız. İşte tavaf edenler, namaz kılanlar, zikir çekenler vesaire. Ya. O ortam zaten muhteşem bir ortam. Yani orada mesela gönlümüze ilham edildi selamünaleyküm. Aslında çok bildiğimiz sözler. Her zaman kullandığımız ifadeler. İşte kelamların en güzelidir, selamların en güzelidir. Ama çok güzel olmuş. Orada yani ilham edildi. Ben eminim çocuklar özellikle bu eseri zevkle hem dinleyip hem de okuyacaklar. İnşallah. Yani Bismillah'ı yaptığımızda inanın Hakan Aykut, Hasan Bitmez. Çok güzel bir eser o da. Çocukların çok ilgi görmesi, hatta daha kundaktaki yavruların Bismillah, hı-hı, ile uyuduğuna dair inan o kadar çok mail ve mesaj aldım ki, hı-hı, gittiğim her yerde. Ne kadar güzel aslında böyle şeyler, böyle doğru işte Müslümanların hayatın her safhasında yapması gereken bazı şeyleri, işte selam gibi, hı hı, Bismillah gibi, Elhamdülillah gibi, hı hı, veya başka zikri ifade eden, hı hı, sözlerden bir şekilde böyle şeyler yapmak lazım. Seni gerçekten tebrik ediyorum bu manada. Çok güzel olmuş. Çok gönlüne sağlık diyorum. Olsun. Sana bir soru daha soracağım. Ondan sonra tekrar bir eser dinleyeceğiz. Peki. Şöyle yapalım. Yani 2004 yılından evvel işte aranjörlük yaptın, hı-hı, müzik yönetmenliği yaptın. Ben seni albümlerde, kapaklarda hep görürdüm. Çalıştığın çok önemli isimler var. Dursun Erersin Canlı, Mustafa Cihat, Adem Karabey, Senayi Demirci, Eşref Ziya. Son Bedirhan Gökçe'nin şiiri. Bedirhan Gökçe, evet. Rahmetli Murat Göğebakan. Evet. Onlarla gerçekten o başarılı isimlerle çalıştın. Ama biz seni son zamanlarda klibin dışında böyle televizyonlarda göremiyoruz, bir program mahiyetinde. Böyle bir düşüncen var mı? Ya bu teklifler hep geliyor ama yani müzik hakikaten çok böyle hayatımda önemli bir yer teşkil ediyor. Zaman zaman işte böyle boş zamanlarımda diyeyim ya da boş dönemlerimde bu tip fırsatları değerlendiriyorum. Bir dönem mesela radyo programcılığı yaptım, yöneticiliği yaptım. Onun haricinde bir dönem yine çok kısa da olsa televizyon programcılığı yaptım. Ama hayatımın, hı-hı, zamanın büyük bir kısmı zaten müzikle geçiyor. Evet. Diyanet Radyo'da da çok dinlenen kişilerdensin. Şöyle hemen yine bir eser alalım senden. Tamam. Ne dinleyelim bu sefer? Yine albümde beğenilen bir eser var. Yetim Kalbim.
Yetim kalbim, evet, yetim kalbim. O zaman evet. Yetim kalbimle alakalı yine bizim çok değerli kardeşimiz Sümeyye Nane'nin bir denemesi var. Evet. Müsaade edersen. Tabii ki, ne demek. Yetim kalbimin o melodik yapısı girmeden belki bir taksimle ben bu şiiri okuyayım. Hay, sizi tabii de ki. Oraya alalım. Çok da güzel olur. Böyle bir şey yapalım. Çok güzel bir sürpriz oldu. Vallahi sürpriz evet, değil mi? Benim için de. Sağ olsun Sümeyye. Evet, yetim kalbim. Yola düştüm, yolda kaldım. Tek yolum sen ol Allah'ım. Yetim kalan kalbimin sahibi sen ol Allah'ım. Bırakma beni Allah'ım. Çareler ararken derdime, çarem sen ol Allah'ım. Karanlık sokaklarda savrulurken, ışığım sen ol Allah'ım. Elimden sen tut Allah'ım. Yüküm ağır, derdim büyük, dermanım sen ol Allah'ım. Mecalsiz kalan yüreğime, mecalim sen ol Allah'ım.
Gönlüne sağlık. Teşekkür ederim. Çok güzel sözler ve melodi. Teşekkür ederim. Peki Umut'cum bir soru sorayım şimdi. Peki. İnternet de ortamında böyle... Evet abi böyle... internet dedin şimdi. Sosyal medya, yaramız. Sosyal medyayı da iyi kullananlardan birisin. Evet. Ama şöyle bir sözüm var. Yani internette dolaşan işte eserlerimizi indirenlere... Hakkımı helal ediyorum ama demişsin. Hı-hı. O amadan sonrasını buradan açık açık konuşalım. Ya ne şimdi diyorsun? Bu aslında kanayan yaramız. Bütün müzisyenlerin kanayan yarası, sanatçıların kanayan yarası. Daha geçenlerde bunu bir kez daha mesela sosyal medyada böyle biraz sitem ederek ifade ettim. Yeni bir albüm malum. Hı-hı. İşte Umut Mürar'a veda diye yazıyorum. Albümün hepsi... Normal mesela resmi legal sitelerde diyelim bunlar gayet normal işte paylaşımlar işte ama onun altında kıyamet gibi diyeyim artık böyle farklı farklı sitelerden işte Umut Mürar'e yeni albüm bedava indir full indir gibi böyle ibarelerle yani nasıl bir cesaret? Nasıl bir mantık? Yani algılayamıyorum bunu. Tamam hakkımızı helal ediyoruz sen hakkını i̇şte helal ediyorsun. Ama şu olabilir mi? Belki sen de ona söyleyeceksin. Sadece Umut Mürar'e yok ki orada. E tabii ki Umut Mürar'e ya da Fatih Koca bu işin görünen yüzü. Arkada. Yani arkada birçok insan var. Bu işten ekmek yiyen, işte firmayı döndürmeye çalışan insanlar var. Yani birçok insan var. Onların hakları ne olacak? Onlardan nasıl helallik alınacak? Okuyan insanlarız, araştıran insanlarız. Hakkı hukuku en azından bildiğimizi... Tırnak içinde doğru, bildiğimizi doğru. ifade ediyoruz. Yani ya da yeri geldiği zaman işte kul hakkından bahsediyoruz. Ama internete düştüğü zaman sanki şöyle bir algı var. İnternete düşen her şey caizdir. Caizdir, mübahtır, kullanılabilir, alınabilir, satılabilir. Böyle bir algı var. Çok yanlış. Evet yani hakkımızı helal ediyoruz ama diyoruz ama artık işte dolduralım gerisini, artık bırakıyoruz artık, yani. Ne diyelim? Şöyle yapalım mı? Müsaade edersen ben bir eser okuyayım. Ki, ondan sonra sohbetimize de devam edelim. Öyle yavaş olur. Yavaş. Yapalım. Özellikle sevgili izleyenlerimize şunu söyleyeyim. Programın başında okumuş olduğum, sorduğum Sarı Çiçek'e çok gerçekten çok istek almıştı. Ne olur sorduğum Sarı Çiçek'e yine okuyun, yine okuyun. Geçenlerde Köln'deydim. Köln'deki programda illa sorduğum Sarı Çiçek'e okuyun dendi. Onun için okudum. Şimdiki eser, okuyacağım eser de yine çok istek aldı. Bir daha okuyacağız. Ne zaman anarsam seni kararım kalmaz Allah'ım.
ne zaman anar. Cemalin gören aşıklar ebedi ölmez Allah'ım. Sevgili izleyenlerimizden de af diliyoruz. Biraz seslerimiz yorgun. Cezayir'de
son 5-6 yıldır mistik sufi müzik festivalleri var. Çok güzel. Yaklaşık 16 ülkeden topluluklar gelmişti. Hı hı. Ben de Türkiye'yi temsilen gittim. Elhamdülillah. İnşallah yani başarıyla temsil ettiğimize inanıyorum. Kendi müziklerimizi, kendi dini musiki formlarımızı, hem klasik tekke musikisi formlarını hem de cami musikimizin bazı formlarını orada sunma fırsatı bulduk. Elhamdülillah böyle festivallerde de temsil ediyoruz kendi müziğimizi. Çok senin güzel. İşin oraya geleceğim. Sen de şimdi hem yurt içinde hem yurt dışında konserler veriyorsun. Sadece Umut Mürarı olarak değil, bir vatan evladı olarak gidip oralarda müziğimizi temsil ediyorsun. Kendi müziğini temsil ediyorsun. Mesela neler yaşıyorsun oralarda? Çok mutlu oluyorsun eminim. Tabii yani özellikle Avrupa'ya daha çok davet ediliyoruz. Avrupa'da artık bir hayli Anadolu insanı var diyelim. Türküyle, Lazıyla, Kürdüyle, Çerkeziyle birçok kimse artık Avrupa'da. Tabii orada kendi müziğimizi, kendimizi ifade etme adına bir araya geldiğimizde programlarda o samimiyeti, o özlemi çok yakından hissediyoruz. Evet. Bu da çok bize, sıcak ve güzel geçiyor konserler. Hem bizi mutlu ediyor. Tabii ki. Peki Umut'cum, vaktimizi böyle şeye almak istemiyorum. Hemen senden bir eser daha dinleyelim. Peki. Çünkü daha vedayı dinleyeceğiz. Yani Yunus Emre'den Ah Ölüm. Evet. Bunu okuyacaksın ama bizim kardeşimiz sizi iyi çalışmış. Evet. Onun önüne yine bir deneme, çok şiir denemesi. Çok güzel. Müsaade edersen ben onu güzel okuyayım. Güzel bir düet olur, evet. Senin tamam, yerini alalım. Bakalım. Ben de o sazların eşliğinde bunu okuyayım. Bir gün kapısı açılacak öz yurdun, beşer adına ölüm deyip ah çekecek. Gurbeti yurdun sanıp yaşadığından seninle için yanacak. Bir telaş saracak bedenini, çırpınacaksın. Sevdiklerin çaresiz ellerine sarılacak. Dilin dünyaya yabancı bir dua mırıldanacak. Belki de duan dilinde son kelimen olacak. Bedenin çırpınırken gitme diye ruh bedenden çoktan vazgeçecek. Bir gün ne eşin olacak yanında, ne oğlun, ne kızın, ne de paylaşmadığın tek bir eşyan. Elin ayağın çekilecek dünyaya ait ne varsa. Teslim olacaksın seni yaradana mahzun bir edayla. Boyun eğeceksin takdir edilen vadeye. Ne pişmanlıklar işe yarayacak, ne de af dileyişler. Yine de hayıflanacaksın o kısa sürede. Yüreğin bir şans daha dileyecek. Kırıp incittiklerin aklına gelecek belki. Üzüp de özür dileyemediklerin, sevip de söyleyemediklerin, gururuna yenilip sevdiğinden esirgediklerin, yutkunurken son söz boğazında kalacak her şey. Bir gün anlayacaksın, dünya ne de fani, ne adın hatırlanacak, ne de sesin yankılanacak. Geriye bırakırsan birkaç parça iyilik, eşin, dostun arasına onu anlatacak. Bir gün bakarken içine üşüten toprak, emanet bedenine döşek olacak. Thank you.
Güzelmiş ya, Allah Allah. Teşekkür ederim. Abi. Amasya'ya gittik ama işte şimdi. Sen ne kadar gitmiyorum desen de bu melodi götürüyor, Tokat'a götürüyor, Amasya'ya götürüyor. Gerçekten. Yani bir itirafta bulunayım, Amasya'yı özledim yani. Gerçekten evet. Çok benim çok hoşuma gitti. Teşekkür ederim. Ne zaman anarsam seni de Van yöresinin Mehmet Eminay hocamız onu ilk defa paylaşmıştı. Gönlüne sağlık. Allah çok güzel olmuş ya. Teşekkür ederim. Sümeyye'ye de teşekkür ediyoruz. Evet, güzel yanmış gerçekten. Evet, Umut'cum, ben seni görmeden sevdim. Aa, evet. Yani dinlemeyen yoktur herhalde. Ya, yani ilk albüm o. İlk albüm. İlk albüm. Ne zaman bestelemiştin bunu? 2004. Bestede mi o vakitte? Tabii. Allah Allah. Yani daha önceden yok mu hiç bestelerin? Yoktu. Öyle mi? Yani seni ya bırak aranjörlüğü artık bir şeyler yap dedikten sonra mı bu evet. iş ortaya çıktı? Vallahi maşallah. Peki. Şimdi yeni albümle, Veda ile Er Meydanı'na çıktın. Yani evet, Er Meydanı. Öyle yani, gerçekten evet. Öyle şimdi. Çünkü günümüzde dediğin gibi şey, o kadar çok artık sanatçı çıkıyor ki tabii. Tabiri caizse bile artık mantar gibi diyelim. Ama sürekli, olsun, ama olsun. Sürekli yani. Sanatçı çıkıyor ve yani bir şarkıyla artık bir dönem artık hı-hı. kendini patlatıyor tabiri caizse. Ve ondan sonra Fos. Şimdi bu tabii Er Meydanı dediğim ama yani bir şeyler yapıyorsun. İşte onların insanlarla paylaşmak zorundasın. Çünkü insan yaptığı bir şeyi insanlarla paylaşıp onlardan hem negatif hem pozitif bazı tepkiler alabilmeli, almalı. Hı hı. Daha iyiye gidebilmesi için. Adına, çünkü tabii sanat ki, bu tabii değil ki. Mi yani? Güzel en güzeli, en güzel. Zaten en güzeli kimse o yok. Artık Rabbimizin bileceği. Hı hı. O zaman Veda'yı biraz anlatalım istiyorum. Veda. Evet. Yani yeni albümü Veda. Albümün Veda'yı. Adı Veda. Şunu söylüyorlar tabii. Veda derken müziğe mi Veda? Evet, bunu söylüyorlar. Abi yoksa son albüm falan diyorlar. Tabii takdir ilahi bilemeyiz. Onu Rabbim bilir. Ama ömrümüz devam ettiği müddetçe son nefesimize kadar inşallah hayırda yarışmaya gayret edeceğiz. Sözlerimizle, müziğimizle bu yolda olmaya gayret edeceğiz. Veda özel bir eser. Bu eserin sözlerini paylaşmak isterim. Buyurun. Eli kınalı yüzü pak oğul. Vatan namustur bunu bil oğul. Duam seninle durma git oğul. Gidip dönmezsen cennet var oğul. Oğul oğul yiğit oğul. Yolun açık olsun oğul. Beni büyüttün asker eyledin. Hakkın ödenmez ana ah ana. Canım fedadır benim yurduma. Kanım fedadır cennet vatanıma. Hakkım helal olsun oğul. Yolun açık olsun oğul. Diyen bir ana ile oğlun vedalaşmasını anlatan bir eserdir ki özellikle bu eserde Çanakkale'ye milli mücadele yıllarına, Kurtuluş Savaşı dönemlerine vurgu yapmak istedik. Ki o dönemde yine bunu defalarca söylüyoruz. O birlik, beraberlik, kardeşlik, dayanışma hep böyle özlemle aradığımız dönemler. Hı hı. Şu dönemde gerçekten çok daha ihtiyacımız var. Herkes kendi diliyle, lisanıyla, lehçesiyle hı hı. o dönem veda etti sevdiklerine, ailelerine, yarlarına, çocuklarına ve tek bir amaç için bu cennet vatanı için. Birlik ve beraberlik için. Hadi dinleyelim aynen. senden. Hadi İnşallah dinleyelim. O aşkla, şevkle, muhabbetle vedayı dinleyelim. Thank you.
Sağlık Umut'cum, gerçekten şehitlerimize eserler bir kez daha iade ettik. Allah gani gani rahmet eylesin inşallah. Şefaatlerine nail eylesin hepimizi. Amin, amin. Allah senden razı olsun. Böyle bizi biz yapan değerleri ön plana çıkartarak, hani ben söylüyorum, bizim hizmetimiz de musiki ile diyorum. Hı hı, kesinlikle. Biz böyle hizmet etmeye çalışacağız inşallah. Artık vaktimizin sonuna geldik. Evet. Umut'cum. Her şeyin bir son olduğu gibi. Yani şöyle yapalım. Son sözlerini alalım senin. Hı hı. Yani veda sözlerini evet. Alalım. Allah muvaffak eylesin inşallah. Güzel hizmetler nasip eylesin. Amin inşallah. Bundan sonraki yapacaklarına da bu bir en azından yani bir göstergen olsun. Hı hı. Bu özellikle gençlerimize, çocuklarımıza yönelik daha çok eserler yapmanı İnşallah. Ben niyaz ediyorum. İnşallah. Son sözlerini alalım. Ben tekrar bakalım. Davet ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Estağfurullah. Yani uzun bir aradan sonra tekrar beraber olma beraber. Fırsatını yakaladık. O anlamda ayrı bir teşekkür ediyorum tekrar. Televizyonları başında vakit ayıran, bizleri sabırla izleyen tüm kardeşlerimize de sizin aracınızla bir kez daha selamlar, sevgiler, muhabbetler gönderiyorum. Ve yine hep işin görünen yüzü bizizdir ama yani bunu hep söylerim ben. Bir aranjör olarak. Evet. Sahnede alkışı her zaman sanatçı alır. Ama asıl alkış hak eden her zaman müzisyen abilerimiz, kardeşlerimizdir. Ben bir kez daha müzisyen kardeşlerimize, abilerimize teşekkür ediyorum. Çok sağ olsunlar. Efendim, Bir Bağlı Sabah programının daha sonuna geldik. Çok değerli kardeşim, sevgili Umut Mürare ile beraberdik. Elimizden geldiğince muhabbet etmeye çalıştık. Sizlere onu yansıtmaya çalıştık. İnşallah öyle olduysak ne mutlu bizlere. Önümüzdeki hafta yine TRT Diyanet TV ekranlarında Bağlı Sabah programıyla Diyanet İşleri Başkanlığı Ahmet Hamdi Akseki Camii'nin altındaki bu güzel sergi salonundan yine sizlere sesleniyor olacağız inşallah. Şimdi Allahu Allah diyoruz Allah hep beraber. Allah. Haydi bismillah. Yitiriş, ihanemiye.
Aşk-ı can feda olsa